Herkese merhaba. ETS 2 ve ATS için geleneksel yılbaşı etkinliği başladım. 17 Aralık'ta başladı tam olarak. Geçen sene de herhalde bu tarihlerde başlamıştı. Bu yıl yine aynı işleri yapıyoruz. Aynı şeyleri işte benzer hediyeler veriliyor. Hani çok bir fark yok. Yani World of Trucks hala aynı amacına hizmet ediyor. Şimdi hemen buradan gösterelim. Ardından zaten oyunda bir tane sefer yapacağım. En az 12 tane teslimat yapmamız gerekiyor. ETS 2 ve ATS'de ayrı olarak. Ama topluluk hedefi var diğer etkinliklerde olduğu gibi. Bu sefer biraz daha az bir miktar söylemişler de. Şimdi hedef için 1 milyon teslimat diyor da burada World of Trust.com'da 250 bin iş yapılmış. Düşürülmüş herhalde daha sonra ama bunlar değiştirmemiş yani resmi açıklamada. Tabii bir de şu var hani eğer oyun için sayıyor burada aslında. Ayrı olarak yapsanız da tek bir yerde sayılıyor topluluk hedefi sonuçta. Her neyse burada herhangi bir yerden herhangi bir yere fark etmiyor. Zaten aracı sözleşmeden aldığınız için işleri Noel hediyelerini taşıyorsunuz. Dorse bu sefer hani hediye kutusu yok onu bile kaldırmışlar. Normal boyama var. Dorse'lerde işte yılbaşı süslemelerin olduğu bir boyama var. İşte farklı yükler, şekerlemeler, süsler, mumlar, ahşap hediyeler, krakerler. Krakterler de yazmışım bu arada konu düzelteceğim. Size taşınıyor şu an bu son yediği. Çoraplar, ağaç ışıkları, kurabiye, dekorasyona taşıyorsunuz. Herhangi bir yere 100 km, 200 km, 300 km kişiler fark etmiyor. İş çıktığı sürece en az 12 tane yapıp kendi kişisel görevinizi bitiriyorsunuz. Kişisel görevi bitirince ETS2 ve ATS'de 2 tane hediye var. Birisi şimdi tabii özel başarımı ayrı tutuyorum. World of Trucks'a özel başarım geliyor ayrı ama bir de çekici ve Dorset'e kullanabileceğiniz boyama geliyor. Starlight Burst şimdi ETS için boyama geliyor. Bir de Edge Tracer diye bir ATS için boyama geliyor. Bu kadar. Topluluk hedefi bitince işte tamamlanınca ona ulaştığında First Class isimli bir arka plan gelecek oyun için. ETS 2 ve ATS'ye. Burada uçak hangarındasınız. Arkada bir uçak falan var. İşte çekici içeride duruyor falan. Öyle bir sahne hazırlamışlar. Bir de Magical Spill diye bir tane kabin aksesuarı geliyor. Bunu görmedim. Bir de her iki oyun için de kişisel görevimizi tamamladığımızda yani ETS'e de 12 tane teslimat, ATS'e de 12 tane teslimat. Burada özel bir tasarım verecekler. Interior tasarımı ama yani bir şey görmedik şu an. Talin'deyiz. Talin'den bu araçla yola çıkacağız. DAF 2800 turboyu kullanacağız. Bu Ermin'in yaptığı özel bir mod dağıtılmıyor ama burada kullanacağım. Daha önce yine yayında oynamıştım. Şimdi biraz düzenlendi bir biraz şey yapalım birkaç sorunu falan vardı onu düzeltti biraz da seçenek falan geldi modifi olarak şuradan inşallah hemen burada görüyorsunuz burada olay şu büyük yerleri teslimat yapıyorsunuz yani büyük böyle depolama tesisleri limanlar deniz limanları havalimanları demiryolu tesisleri gibi büyük böyle kargolama depolama tesislerinden alıp götürüyorsunuz öyle bir farklılık yapılmış şimdi bu Litvanya'ya gidelim Estonya'dan Letonya'ya geçip böyle Litvanya'da bir iş var. Noel Ağacı Işık'la taşınacakmışız. Bunu alalım. Şimdi Polaris Science Test baya uzak o başladığım yere garaja. Bu kar moduyla Grimson kar modu yine kullanmak zorundayız. Hani 2019'a gireceğiz ama hala aynı teren devam ediyor. Yağmur damla biliyorsun iyileştirildiği için şimdi burada kar taneli biraz daha güzel görünüyor. Sileceği açtığımızda birikiyor yine su damlası gibi. Hoş olmuş. Bu kamyon yani çekici Emre'nin dedesinin çekicisi. O yüzden özel olarak yaptı. Zaten kokpitteki dokular gösteriyor kaliteyi. Bunun şimdi bir de XBS var. Bu Volvo F88'i yapan. Yine Emre ona bir BDF tandem modu yapmış da. Videosu var kanalda. O da mesela bunu yine modelliyormuş böyle bir araç. Yine yakında herhalde çıkar birkaç aya. Ücretsiz olarak. Bu dorsal de pek uymuyor tabi. Bu spoiler falan yeni geldi eklendi. Bir de ön tampon yaptı onu geçen ekledi. Hop 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 hop. Heavy Winter versiyonu kurulu modun. Bir de fizik etkisi var da bir de normal fizik ayarlamaları var. Güzel oluyor ama yine de öyle yani hani bir şey beklemeyin yani aynı. Yine aynı efektlerle oynuyoruz. Değişiklik oluyor. Şimdi böyle oynamazsak ya yılbaşı etkinliği yapıyorsun bir de kış geldi. Kışın insanlar bu modları kullanıyorlar. Tabii istediğin zaman kullanabilirsin de o ayrı da. Yani şey olarak hani madem kış geldi işte böyle oynayın falan. Daha doğrusu şey de yapabiliriz mesela tam kar modu sayılmaz aslında bu. Satan'ın yaptığı mod biraz daha ağır.
bu normal hani kar var ama hani çok böyle yok tarzında. Etrafta bir var karlar yine. Araçlara da görmüyorsun tabii, efekt yok araçların üzerinde. Onu görünce tabii sinir oluyor insan. Ama yapacak bir şey yok. Forza Horizon 4'te gibi mevsimler sistemini herkes ister burada olmasını. Hatta ona işte yeni bir paket geldi. Ada haritası eklendi. Onu oynuyordum bugün. Çok güzel. Ama yani o öyle. Bu bir kamyon simülatörü. Online içeride yine sınırını biliyorsunuz. Şey var. Geçemiyorsunuz ve şey de var. Takla atarsınız, devirirsiniz filan, hani kaldıramıyorsunuz F9'da, servise çektiğinizde iş iptal oluyor. Bu içerideki döşemeler değiştiriliyor, farklı seçenekler var. Koltuklarında kılıfları, arka tarafta aynı şekilde yatağın örtüsü falan değiştirilebiliyor. Direksiyon değişebiliyor, siyah ve beyaz. Beyaz yeni geldi. Hatta değiştirme. Yani dışarıda bir sorun var, onu düzeltir. Onun dışında şu an zaten aracım kokpit kalitesi bütün modlarda olması istenen kalitede. Özellikle bu ETS2'nin ilk araçları biliyorsunuz, eski olanlar daha iyi bir kalitede olsa tabii, Scania gibi ya da DAF Euro 6 falan çok iyi olur. Ama biz hala MAN'ı bekliyoruz. MAN gelecek de oynayacağız yılbaşından sonra. Yeni bir gelişme yok. Yani oyunla ilgili yeni bir güncelleme ayrıntısı yok ama SCS forumunda şey paylaşılmış. Almanya biliyorsunuz yenileniyor, hala devam ediyor. Güneyinden birkaç görüntü paylaşılmış. Karşılaştırma yapmışlar gerçeğiyle. Yapan kişi. O var. Zaten bir sonraki güncellemede onu paylaşırlar herhalde. O başka ne gelecek bilmiyoruz tabii. Fizik olayı devam edebilir iyileştirmeye. Ama World of Trucks.com'da şimdi bu etkinlik var da başka neler olacak onu bekliyorduk. O şu an yok. Bu hafta zaten bitti sayılır. 25'inden sonra tatil matil olayla, yani önümüzdeki hafta bitiyor zaten mevzu. O can işte ortasından itibaren başlar bir şeyler de göreceğiz. Zaten yeni gelişme paketini duyurmaya başlarlar. Sızıntılar gelir yani. Onun dışında güzel şeyler olacak aslında. Ama şu an açıklayamıyoruz. Yani şeyler, bunlarla alakasız yani. Başka şeyler.
Şu an zaten sitenin sunucusu değiştiriliyor da. Bugün. Akşam biter herhalde. 2019 önemli beyler. Şuradan düz devam ediyoruz. Ortam beyan güzel oldu yani. Çünkü kar falan demiş ya, böyle Alaskan Traksimetre'de o karı gördükten sonra bir de lastik falan patlıyor, bir şeyler yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Yani insan onun demosunu bekliyor hala ama gelmedi yani. Ya da başka oyunlar. FS19'da mevsimler modu hala çıkmadı. Yapılıyor. Ya düşün, adamlar oyun alıyor. Sen şeyi bekliyorsun, mod çıksın da oynayalım daha güzel, daha gerçekçi bir şekilde. Öyle işte yani. Bütün oyunlar öyle yani. Bak frene basıyorum ama yani zar zor. Çok düşükte çünkü şiddeti. Bu çeviriler değişti. Metinler ETS'deki farklı şeyler yazılmış. Hop 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 hop. Oğlum bak, zaten az önce işi iptal ettim. Yine devriyorduk. Yani ya, dikkatli gideceksin işte. Özetle bu yani bak. Gidiyordu yani, iptal olacaktı iş. Az önce oldu zaten. İkinci işim. Yani oynamak istemiyorsunuz, oynamayın özetle yani. Ya da işte bu Dorse olayını falan kapatın sonuna kadar. Devrim falan olmasın çünkü Dorse inanılmaz etkiliyor. Video açıklamasında bu konu var, bilgileri. Yani zor bir şey yok, anlamakta zorlanıyorsanız. Yani oyuna girip bakmanız gerekiyor özetle. Forumda konusu da var. Parksimulasyon.com'da. Yani yaparım ben ama hani bu hafta bilmiyorum, başka işler var, o yüzden pek ayıramam vakit herhalde. Ama vaktimiz var sonuçta, yani bunu hemen yapılacak diye bir şey yok. 12 tane iş alt tarafı. 3 km'de gidersiniz, 2-3 km'de gidersiniz ya da işte akşam, pazar akşamı olabilir yayında. Belki multiplayer'e de gireriz. Multiplayer'e kar modu gelmedi galiba ya. Şu an görmedim öyle bir şey ama o da eklenir birkaç güne herhalde. Bir de transporter modu eklemişim multiplayer tarafına, Trackers map'e. Yani o escort aracı var da, FKC aracı. Special transport DLC'sinde sarı. Onu yapmışlar da yani oyunda Skoda'da amacı için kullanılsa, gerçek amacı için pilot filan kullanmadığı için yapacak bir şey yok yani. O gelsin olur. Boş işler. Önemli olan hani o duyurdukları özel oturumu çıkarmaları ama hala bir haber yok. Herhalde o da önümüzdeki yıla kaldı. O güzel olurdu. Her şey için. Şu an önümde giden tır gerçek bir oyuncu olabilirdi, ona ait olabilirdi ki oyuncuya, işte yapay zeka arada filan. Bunlar olabilecek şeyler ama göreceğiz. Göstermişlerdi yani videoyu, bu olmuş bir şey de yani şey olarak yani çıksın. Oynanır, burada yakıt alacağız. Baltık'tayız işte, böyle istasyona biraz farklı oluyor. Ama güzel, seviyoruz böyle olduğunu. Yani Baltık iyi, Baltık video yarışması da var, ondan da bahsedeyim kısaca. Bu yarışmada şimdi ekranda gösterebilecek pek bir şey yok da, ya baltığı gösterebileceğiz, modsuz yapacağınız. Böyle 80-90 saniyelik, 1,5 dakikalık bir yarışma. Burada amacımız işte Baltık'ta böyle güzel bir şey çıkarmak, bir konuya odaklamak, bir şeyleri göstermek. Müziklerle, efektlerle vesaire bu şekilde. Modsuz kullanacaksınız, herhangi bir şey kullanmayacaksınız. Yani sadece seyircisinin orijinal içerikli, yani DLC'ler dahil, onlarla tanıtabiliyorsunuz. Yapılıyordu bunlar. Şimdi bir video yarışması yapıyorlar. 3 kişi kazanacak burada. Seçilecek. Seyircisi ekibi seçecek işte videolardan. Paylaşımda başladı zaten videolar. 31 Aralık tarihine kadar videoları gönderebilirsiniz. Konuda yine ben onu belirteyim. Aşağıda var yani, bağlı konuya gidebilirsiniz. Orada kuralları falan nereye atacağınızı mail yazıyor. Kazanan kişilere 100 euro vereceklermiş ama 100 euroyu siz SES Software mağazası var biliyorsunuz. Tişört falan satılıyor. Orada harcayabileceksiniz. İşte orada gönderecekler size.
çok fazla katılım olursa ona göre farklı bir hediye de verilebilirmiş. Daha fazla herhalde verirler o şeyden. Hani belki dereceye girenler olur filan. Onlara tişört gönderilir, başka bir şeyler gönderilir. Öyle bir şey güzel. Yani sonuçta öyle çok böyle efor sarf edilecek, çok uğraşılacak bir proje, hani kampanya gibi görünüyor aslında ama yani çok uğraşmaları gerekiyor, ondan seçmeleri gerekiyor, böyle bayağı ilgilenecekler ama iyi bir şey yani, böyle şeyleri yapmaları iyi. Aktiflik sayısı artıyor, böyle hani biraz insanlar bir şeyle uğraşıyorlar. Bunu başka firmalar da yapıyor ya da kendi aramızda da yapabileceğimiz bir etkinlik bu aslında. Belki önümüzdeki yıl bununla ilgili başka bir olayda başka bir şeyler olabilir. Neyse, görüşmek üzere. Video açıklamasına ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.